Amfizemin patofizyolojisi hastalığın arka plandaki gelişimi ya da ortaya çıkış süreci ile alakalı olarak kullanılan bir terimdir. Yani normal bir akciğerden amfizemli bir akciğere geçişin nasıl olduğunu açıklar. Çok kısa ve öz olarak bu değişimin akciğerlere esnek yapısını veren elastin proteininin yıkımı ile alakalı olduğunu söylemek istiyorum. Esneklik anlamına gelen elastisite ve elastin arasındaki benzerliği fark etmişsinizdir siz de. Elastin bir yaya benzer. Evet, yay benzetmesinin yerinde bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Kendisi de bir yaya benzeyen bir proteini alıp bu şekilde çekerseniz ve sonra da bırakırsanız ne olur dersiniz? Orijinal şekline ve uzunluğuna geri döner öyle değil mi? Bunun sebebi de elastik yani esnek olmasıdır elastinin akciğerlere kazandırdığı özellik de işte budur. Soluk almanın tepe noktasında akciğerlerdeki alveoller bu şekilde şişmiş haldedir. Yani içleri hava doludur. Aynen az önce esnetilmiş yay örneğinde olduğu gibi. Alveollerin duvarları elastinden yapıldığı için nefes verdiğimiz anda alveollerdeki hava boşalır ve alveollerde orijinal şekillerine ve boyutlarına geri dönerler. Evet içeride hava kalmayınca alveoller işte buna benzer bir şekil alırlar. Amfizemde elastin yıkıma uğradığı için artık buradaki sağlıklı alveol duvarlarından bahsedemeyiz. Çünkü geriye esnek olmayan duvarlar kalmıştır. Bundan dolayı nefes almanın tepe noktasında bir alveol işte buna benzer. Başka bir deyişle az önceki bölümlere ayrılmış görüntüyü ve kıvrımları görmek artık mümkün değildir. Daha da kötüsü nefes verdiğimizde de çok fazla değişiklik görülmemesidir. Aynen esneklik özelliğini yitirmiş bir yay gibi hava dışarı çıktığında alveoller de olduğu gibi kalır. Hava yolunu açık tutan elastinin eksikliği yüzünden göğüs boşluğundaki basınç da hava yolunun tıkanmasına yol açar ve buradaki hava o kısımda sıkışıp kalır. Hava burada sıkıştığı için Amfizemin bir obstrüktif akciğer hastalığı olarak sınıflandırıldığını da eklemek istiyorum. Fonksiyonlarını normal bir şekilde yerine getiren bir akciğerde elastin yıkımı aslında doğal bir süreçtir. Elastin bir proteaz inhibitörü olan yani bir proteinin yıkımından sorumlu olan elastaz tarafından yıkılır ya da parçalanır. Elastaz, elastin yıkımını gerçekleştirerek yeni doku oluşumunu destekler. Elastaz seviyesi karaciğerde üretilen alfa-1 antitripsin ile kontrol altında tutulur. Renk olarak kırmızıyı seçmemin nedeni bunun elastazı engellemesi. Sonuç olarak bu elastini kısıtlayan bir başka şeyi kısıtladığı için alfa-1 antitripsin aslında elastin artışını mümkün kılar. Şimdi okyanusta yaşayan ve örneğimizdeki besin zincirinin en altında olan bir karidesin küçük bir balığın yemi olduğunu düşünün. Küçük balığı yem olarak gören bir başka balık daha çiziyorum. Evet. Bu küçük balıktan biraz daha büyük. Hatta bu büyük balık örneğin küçük balıkları yiyen bir köpek balığı olsun. Şimdi de bunu bu örneğe uyarlamaya çalışacağım. Büyük balıkla karides arasında pozitif bir ilişki vardır. Yani büyük balık küçük balıkları yiyerek okyanusta daha çok karides olmasına olanak sağlar öyle değil mi? Aynı durum alfa 1 antitripsin, elastaz ve elastin üçlüsünün ilişkisi içinde geçerlidir. Amfizemdeki problem ise vücutta çok fazla elastaz olmasıdır. Evet çok fazla elastaz amfizeme sebep olur. Peki vücuttaki elastaz seviyesinin artmasına sebep olacak durumlar nelerdir? Öncelikle buna benzer konularda bir kelimenin sonunda taz gördüğünüzde bunun bir proteaz olduğunu yani proteinleri parçalayan yapılar anlamına geldiğini bilmelisiniz. Şimdi gelelim sebeplere. 1. Bir, birinci sebep enflamasyondur. Vücutta enflamasyon olması bir savaş olduğu ve tüm askerlerin göreve çağrılması anlamına gelir. Bu askerlerden biri nötrofillerdir. Nötrofiller kanda her zaman bulunan ak ve enflamasyon olduğunda hemen savaşmak üzere enflamasyonun olduğu yerde biti verirler. Bu noktada Tabii ki konumuzla alakalı olarak nötrofillerin elastazın annesi olduğunu, yani elastaz ürettiklerini söylemek istiyorum. Dolayısıyla vücudun herhangi bir yerinde çok fazla nötrofil olması tahmin edeceğiniz gibi elastaz üretiminin artması anlamına gelir. Enflamasyon vücudun yabancı bir ajana verdiği bir tepkiydi öyle değil mi? Bu ajan bir bakteri ya da Herhangi bir partikül olabilir. Akciğerler söz konusu olduğunda aranan suçlu sigaradır. Her ne kadar sigaradan çıkanın sadece duman ve gazdan ibaret olduğu düşünülse de bu dumanın içinde milyonlarca mini partikül vardır. Ve sigaradan kaynaklı oluşan bu partiküller akciğerlerimize kadar ulaşırlar. Onun içinde akciğerlerde sürekli bir enflamasyona sebep olurlar. Buradan çıkarmamız gereken sonuç şu. Akciğerlere ne kadar fazla yabancı ajan taşınırsa, enflamasyon ve dolayısıyla da elastaz üretimi o kadar körüklenecektir. 2. İki. İkinci sebep tamamen vücudun kendinden kaynaklıdır. Alfa-1 antitripsin eksikliğinden söz ediyorum. Alfa-1 antitripsin akciğerlerde olmayınca, Az önceki örnekteki büyük balığın ortadan kalkması gibi bir durum ortaya çıkar. Büyük balık olmadan küçük balık nüfusu artacağından okyanusta hemen hemen hiç karides kalmayabilir öyle değil mi? Alfa 1 antitripsinin karaciğerde üretildiğini söylemiştik. Bundan sorumlu bir gen vardır. Bu eksikliğe sebep olan şey de bu gendeki bir bozukluk sonucu karaciğerde üretilen antitripsinin karaciğeri terk edememesidir. Bozuk yerine üretilen antitripsin normal antitripsinin geçtiği kanaldan geçemez ve bir karaciğer rahatsızlığının da gelişmesine sebep olur. Ama esas konumuza dönersek söz konusu akciğerler olduğunda elastaz seviyesi kontrol edilemediği için yine yükselir. Bu durumda da elastin seviyesi düşer ve amfizem gelişir.